Gel açtım. Gel hadi gel. Gel. Gel hadi gel. İmparatoru Çekindir Hanım geliyor efendim. Burayı kapatmazsan gelemezsin. Tabii. Tabii. Evet. Ay, ay efendim. Günür İmparatoriçe geliyor canım. Seda Kraliçem geliyor. Evet. Alalım Seda'yı. Günür Hanım gelene kadar. Oldu mu yar, oldu mu yar? İstediğin oldu mu yar? Sude abla hoş geldin. Aa, niye olmadı? Çekilsin dünyamdan. Çekilsin. Oldu oldu. Anam şey düşüyorum. Ha, Gündoğdu da geldi. Dur ben şunu bir kapatayım da bu kendi kendine kayıt alsın hayatım. Gerçi söz verdi ama 40 kişinin içinde. Heh. Aa, ses yok ya. Niye ses yok? Var var ses. Hoş Aa, geldin Gündür. var mı? Aa, var mı? Selam Seda, iyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Ben de şey izledim. Yalancı Yarim var. Bilmiyorum o filmi biliyor musun? Emel Sayın'la Tarık Akan, Münir Özkul, Hulusi Kentmen. O filmi izledim. Film izliyorum. Ben de film insanı bir insanım. Eski bir film, çok eski bir film, evet. Ne varsa Evet. eskilerde var. Var öyle. Eskilere takılan bir insanım. Ne yapayım? Eski müzikler, eski filmler. Öyle zevk alıyorum. Böyle rakı içiyorum bu arada. Rakım var biraz bireye geçtim. Ay sorma Seda. Bugün şey bir yere gittim. Ben dille böbreği çok seviyorum ya. Ben de çok seviyorum. Bulamıyorum. Online buluyorum. Acayip pahalı. Bugün bir ileride bir Türk dükkanı var, Türk kasabı var. Ta bayağı bana birazcık uzakta. Oraya gittim. Oradan buldum ya bugün çok mutluyum. Hayda. Düştü. Dur, Evet. gelir. Düştü. Ne? Selam Sıboş. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyidir ve güzelim. İşte anlatıyorum. Böbrek buldum. Dil buldum bugün. Çok mutluyum efendim. Afiyet olsun. Efendim siz nasılsınız? Vallahi ben de ne yapayım? Bugün Nescafe içiyorum. Ya iç bakalım. Nescafe iç bakalım. Uykuyu çektin mi biraz? Fazla da uyumadın Sibel. Yani Hı. yeterli. Hı. Ha. Seda Hanım, ne oldu Seda Hanım'a rahatsız mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Seda'mı alıyorum. Evet. Sibel sen niye kendini... Gerçi tamam okey. Aa, yok saçım toplu makyajsız. Öylesin o yüzden bir şey söylemeyeceğim de. Ya böyle ha. Ne yapıyorsun Ay, Sibel? ne yapayım Gündür valla. Ha geldi Feda. Şu Aa, anda tam göremiyoruz. Sesini duyarsın. alıyoruz ama görüntünüz yok efendim. Tekrar gel.
Tekrar gel, tekrar gel. Evet, sevgili Sibel. Vallahi ne yapayım be Gülnurcuğum. Söyle. Ankara'da hava çok soğuk. Sizin orada herhalde iyi. Vallahi bizim burada bu sonbahar çok mükemmel bir sonbahar efendim. Ilık, güzel, çok harika bir sonbahar yaşıyoruz. 2024'ün sonbaharı gerçekten çok güzel diye düşünüyorum. Çok müthiş zevk alıyorum efendim. Soğuk değil. Benim kaloriferim yanmıyor. Üşümüyorum. Ankara'da kombiler yanıyor. Yanıyordur hayatım. Bir de ben öyle hemen kombiyi yakan bir insan değilim. Ayağıma iki çift çorap giyerim, üzerime hırka giyerim. Yine o kombiyi kolay kolay yakmam yani. Ondan. Geldin mi canım? Aha gelemedi. Aa. Gelemedi. Yani şimdi arkadaşlar böyle Sayın Başsavcı, bunu da hemen burada ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Yani insanlar diyor ki soğuk. Soğuksa tişörtle geziyor. Kısa pantolonla geziyor ya da şortla geziyor. Kardeşim, sonbahar kışta kısa şortlar şeyler olmaz. Tamam mı? Koyu Ya giyineceksin. şu telefonumu ben yeniden bir başlat yapayım da, tamam mı? Ben atayım sana istek, tamam? Tamam. Ama şu an iyiydi. Anlatabilir miyim? İnsanlar böyle tişörtle, kısa pantolonla evin içinde gezmek istiyorlar. Sonbahar, kış günü. Öyle o yok. Sonbahar, kış günü ayağımızda çorabımız olacak, terliğimiz olacak, kazağımız olacak. Üşüdün mü? Hırka giyeceksin. Ondan sonra kaloriferi yakacaksın. İnsanlar bunu tam anlayamıyorlar. Ben görüyorum ha. Sanki yazmış gibi kısa pantolon, bir şort ya da bilmem ne şeyi çeviriyor 20 kaç dereceye. Kardeşim biz kıştayız. Kış olduğu zaman kazak giyilir, kalın çorap giyilir, bunlar giyilir. Bunlar olur yani. Bunu da buradan böyle ifade etmek istedim Sayın Baysal. Aa, bir tane dolapta düğün buldum. Hadi sana eşlik edeyim. Bir tane numunelik. Aa buldun mu? Pizin mi varmış Bak bir dolapta tane dedi numunelik? Harika. Spamlandım diyor bak. O okey, afiyet olsun. Afiyet dur. olsun benimmiş. O zaman neyse kapının altını kapatalım. Zaten bir tane içtim. Bak ya çöz aldım ocağı sileceğim ama bugün değil yarın. Tamam, evet çok görmek isterim. Ya E bu arada çözü Gider nasıl? Hanım ojelerim nasıl? Çok beğendim efendim. Çok beğendim. Ay Sizin teşekkür. ellerinize efendim. Ojenin her şekli yakışıyor. Her şekli güzel duruyor. Sizin ellerinize çok yakışıyor efendim. Oje, Sibel Çok Bayza. nazik. Ay Gündür bugün bana madilik yapmıyor. İyi iyi. Niye madilik yapayım? Sen rahat olunca durunca ben niye madilik yapayım? Durduk yanım. Madilik mi yapıyorum ben sana? Ya Dur. hayır, millet onu bekliyor. Millet entrika lazım. Tamam. Entrika. Evet. O zaman ne yapacağız? Biraz bağırıp çağıracağız mı birbirimize Aa, Sibel? aa, yok Geçelim. ayol. Ulan Hüsnü değil mi? Ulan Hüsnü! Ulan! Öyle Oo. mi? Ha? Lubunya! Öyle mi? Lalip Spamlanmış bak. Boncuk öyle diyor bak. Boncuğum diyor. Spamlanmış. Bilmiyorum. Boncukla da mı uğraşıyorlar? Ne yapıyorlar? Ay, bu insanların işi gücü yok. Birbiriyle uğraşıyor kardeşim ya. Aman aman. Bu Handan kardeş kim? buraya yeni türedi.
bilmiyorum. İsmi Handan da sesi adam yani. Aa, Deniz abla gelecek mi? Deniz Kumsal abla. Valla Deniz Kumsal'a da ben o kadar ne bileyim şey pek o da bir değişik bazen dönüyor gibime geliyor. Demeceğisi olay yakışmış. Evet, Sibel'in ellerine Sibel'in elleri çok güzel elleri var. Oje çok yakışıyor. Yani ben sürsem bana yakışmaz. Bana yakışmaz oje kardeşim. Çünkü onun tırnakları büyük. Çok güzel tırnaklar var Selam. oje. Hayırlı akşamlar. Gülnur benden ne kötülük gördün sen ki? Hemen Allahu Ekber. Kız, Senden kötülük kız. görmedim hayatım. Yok, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şeyim yok. Senden hiçbir kötülük görmedim. No. Ben kimseye Görmedim. ne hakaret ederim, ne kötü söz söylerim, ne seviyemi aşarım yani bilmiyorum ama yani birine taş atacaktın, taş bana geldi gibi geldi sanki. Neyse, sayılmaz. Ay, yok, yok, Sayılmaz. tabii ki. Yok, senden hiçbir kötülük görmedim. Asla, asla. Ben birçok insandan kötülük görmedim. Ya en azından kalp kırıcek, yani kalp kırıcek, seviye açacak laflar, sözler anlamında söylüyorum. Ya öyle de seni başka bir yerlerde de gördüm sevgili Deniz. Belki ondandır bilmiyorum. Seni başka yerlerde de gördüm belki o yüzden. Mesela Bir örneğin başka bir şeylerde gördüm. Yani nerede gördüm? şeyde anladım. Valla ben bir Sibel'e geliyorum. Ara Yok. sıra Ne başka yere de gidiyorsun hayır, sadece devam Sibel'e ediyorum ama gidiyorsun. bak devam ediyorum. Sibel'e gelip birkaç kişi var yani geldiğim. Onun dışında bir yere gitmiyorum ki. Sibel de zaten hani Sibel alırsa konuk oluyorum. Almazsa aşağıdan dinliyorum, yorum yapıyorum Evet. sadece. Başka yere de gidiyorsun ya. Şimdi onu da gördüm ben. Bir yerde gördüm seni Deniz. Ondan beri Dedilerim ben aklımda. oldu. Şey, ya, şey yapmaz ki. İstediğim yere gelirim. Elimin altı. Şükran'da mı gördüm? Nerede gördüm? Bir yerlerde gördüm seni. Bilmiyorum belki. Evet, O belki onu. o benim bacım. Evet, olabilir, görebilirsin. Normaldir. Okay. Alright. Okay. Bacınsa okey tabii ki. Bacılık güzel. Benim bacım yok örneğin. Benim bacım yok. Bacılık güzel bir şey diye düşünüyorum. Ve Tamam. kadınların birçok yani kadınlar maalesef bacı değil Deniz. Kadınlar birbirlerinin gacılar, kadınlar birbirlerinin şeyleri düşmanları gibiler yani. Ama Kadınlar da o kişiye göre değişir, o karaktere göre değişir ya. Gülnur, ben öyle düşünmüyorum yani. Yo, şöyle örneğin eski topraklara baktığımız zaman, analarımıza falan baktığımız zaman onlar kadınları sevmiyor, onlar kadın düşmanı. Yani annelerimizi, ebelerimize falan baktığımız zaman, dikkatli baktığımız zaman onlar kadın düşmanları. Çünkü öyle öğretilmiş yani. Nasıl anlatsam, onlara göre erkekler daha değerli çünkü öyle öğretilmiş. Ben Ama sıkıştık. onu görüyorum. Ama sıkıştıkları zaman, hasta oldukları zaman ya da bir işe yardım edilmesi gerekirken ilk önce bayanlar aranıyor. Yani kızlar aranıyor, kadınlar aranıyor. Evet, öyle oluyor. Öyle oluyor. Ama kadınlar arasında bu rekabet, bu aradığım kelime buydu sevgili Deniz. Çok rekabet ve ben çalıştığım yerde de bunu görüyorum. Hepsi değil çok şükür, kadınların hepsi değil ama birçoğu da rekabet içerisindeler. Yani kadınlar birbirleriyle rekabet ediyorlar. Ve bunu en güzel söyleyen bir politikacı transgender, transseksüel kadın söyledi. Dedi kadınların en büyük
problemlerinden bir tanesi dedi, birbirleriyle rekabet etmeleri dedi. Ve ben de bunu görüyorum ve yaşıyorum yani. Rekabeti ben çok görüyorum hayatımda ve yaşıyorum. Şimdi buradan, bunu nereden geldik buraya? Bunu bana sorma ama geldik. Doğru. Neyse, neyse. Demek ki herkesin fikri de kendine göre doğrudur, olabilir ya. O Ya. senin düşüncen, benimki farklı filan falan. Ya. Zaten renk olması gerekir. Herkes aynı düşünse zaten renkler de tek gri olur He. yani. Onun için Aynen. herkesin fikrine saygıyım. Yeter ki seviye önemli ama. Evet, ya, tabii ki sen yani saygı bir yere kadar. Eğer ben sana burada hakaret edersen bana saygı duymak zorunda değilsin ki. Ya da tam tersi yani öyle de olabilir. Şimdi tabii ki saygı var bir yere kadar, değil mi güzel kardeşim? Aynen. Efendi gibi Aynen. konuşursam, efendi gibi sana hitap edersem tabii ki olabilir ama böyle saçma sapan hakaretlerle olursa o zaman kimse kimseye saygı duymak zorunda değil o şekilde. Aynen, o zaman da kalite düşüyor işte. Evet. Kalite düşüyor. Yani, öyle düşüyor. Sen nasılsın? Motorla geziyor Evet musun? evet. Ama bugün İstanbul çok soğuktu. Ha. Ufak böyle bir iki tur attım, böyle yağmurluğumu falan giydim de motorluk hava değildi bugün o kadar. Öyle mi? Aa, burası çok Evet. soğuk. Kalorifer yanıyor burada. Ha. Evet. Ha. Bizim Hollanda'mız o kadar değil. Burada motorla geziyorlar Aa, valla. sizin orada bütün yaz kış bisikletle geziyorlar. Motora gerek yok ki, bisikletle bile geziyorlar yani. Tabii evet öyleyiz. Ben şimdi işime giderken yaz kış bisikletle gidiyorum yani. O zaman bisiklet kullanmak daha kolay, motor daha zor. Ya kayıyor ya Ya yerlerde. bence de Otokontrolü daha motor daha zor zor. yani. Ya bisiklet daha kolay. Evet. Motor böyle uzun böyle güzel yayla yollarında falan güzel olur da. Aynen. Evet. Böyle Ya Allah. püfür püfür esecek de bile. Ama Aha. bir de yanında arkadaşların olacak. Yani tek başına hiçbir şey çekilmiyor ya. Bence de ondan sonra orada çay demleyeceğim, bir şey yapacağım, bir şey motorunla. Ondan sonra evet yani o şey ya. Ne bileyim, bir deniz kenarı, bir ırmak kenarı ya da bir yeşil alanlık, ormanlık falan filan böyle. Hani o gibi yerler, böyle gezilecek yerlere gidersen güzel. Ama trafiğe geçersen olduğu yerde anahtarı bırak, al cebine anahtarı, motor orada kalsın, kaç. Aynen. Ya trafik içi bana da şey böyle yaylalar başka sakin yerlere dolaşmak bence daha güzel. Aynen. Ama bir şey söyleyeyim, yani İstanbul demeyeyim de genel anlamda Türkiye'de motor kullanmak çok zor ya Gülnur. Çünkü kural diye bir şeyimiz yok. Kural Evet. diye hiçbir şey yok. Ay evet. İnanırım yani. Evet kural yani çok zor bence de. Bence de. Mesela ben kurallara riayet ediyorum ama karşımdaki etmiyor. Ya o bana uyuyacak ya ben ona uyuyacağım. Işıklara çünkü riayet yok. İkimiz de farklı yönden geliyoruz. Işık bana Bravo. yeşil yanıyor. Buldum. Geçiyorum. Tamam. Adam kırmızı Tamam. karşıdan gelip bam diye vuruyor yani. O kadar Ya öbür saçma bir trafik olayımız var. defa gel. Evet. Yani evet Türkiye'deki insanlar kurallara uymuyorlar yani. Kırmızıymış, yeşilmiş, sarıymış. Uymuyor. O yüzden çok zor orada araba ve de, yahut motor kullanmak. Onun için fazla çıkmıyorum yani. Zaten ben genelde Çamlıca tarafındayım. Üsküdar tarafında olduğum için hani çok fazla trafikli olayım yok. Gülis hoş geldin. Lazım olduğu zaman çıkıyor yani. Bir de kışın fazla kullanmıyorum ya. Tehlikeli oluyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ben iyiyim bir tanem, iyiyim. Ben izin aldım iki gün falan. Bir taraftan çok iyi gidiyorsa da iş yerimde bir takım değişiklikler oldu. Bir tane adam getirildi. İşçi getirildi ve bu adam bir de şef yani şef gibi getirildi benim başıma, bizim başımıza. Ben bununla hemfikir değilim.
konuşmalar oluyor, bilmem ne oluyor. Yani biraz özgürlüğüm kısıtlandı bu adamla. Bu adam bir de öyle bir adam ki, ben bu adamla daha önce çalıştım. Adam gülmüyor kardeşim. Bu adam gülmüyor. Suratı asık, hiç gülmeyen bir insan. Ben böyle Oha. bir insan böyle nasıl olabilir? Sen hiç mi gülmezsin kardeş? Hiç mi insanın suratı gülümsemez? Böyle bir adam. Zaten daha önce tartışmış olduğum bir adam geldi. Beni çalıştığım yerde buldu. Başıma şef geçirildi. Eyvah. Tepeden Aa, geldi. Çağlar Kadın, hoş İngiliz geldiniz gibi yani. efendim. Tepeden geldi. Sorunlarım var, tartışmalarım oldu. O yüzden izin aldım, bir şey yapayım. Bilmiyorum yani bundan sonra nasıl olacak, nasıl gidecek. Ben o adamın şefliğini kabul edemem. Niçin etmem? Çünkü kendisi işini iyi yapmıyor. Ben onun çok açığını gördüm. Böyle bir insan kalkıp da bana şeflik yapamaz diye düşünüyorum. Ama büyük şef öyle düşünmüyor. Yani Herkes işine geliyor. Bir benim işime gelmiyor bu adam. Bakalım ne olacak, bilmiyorum. Onun haricinde iyiyim şükür. Allah iyilik versin. Sağ ol. Şey ya, ekmeğinle de tartışma bari. Yapabildiğin kadar idare et bari. En azından belli seviyede kalırsın. Yani yapabileceğin başka bir şey yok. Ya işi bırakacaksın ya uyuyacaksın. İki seçenekten biri. Aynen. Ya işi de bırakmaya niyetim yok. Başka işlerle meşgulüm. Onlar iyi gidiyor. İşi bırakmaya. Çünkü işimden çok memnunum. Çalıştığım kattan çok memnunum. Oradaki insanlarla birbirimizi seviyoruz. Ama ben bir şef, bu adamı şef olarak kabul edemem. Bunu da bakacağız nasıl olacak. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Gideceğim diye düşünmüştüm. Gidebilirim çünkü. Ama gitmiyorum. Neye gidiyormuş? Niye gitmiyorum? Gitmiyorum. Gerekirse tartışmalarım da olabilir. Ne yapalım? Yani hakkın hayırlısı neyse o Her yerde olsun inşallah. bir tane çıkar zaten böyle. Çıkıyor ya Seda, sorma amına koyayım. Sesini de Ulan yapsan, göz de yapsan çıkıyor. kadar mutluydum bak. 1,5 sene özgür kuşlar gibi uçuyordum. Ne güzel orada. Al geldi bu herif şimdi. Kapladık alttaki oturduğumuz yere, baş köşeye geçiyor beyefendi. Ya her şey bir kenara. Bu kadar suratsız bir insan olabilir mi ya? Bu kadar gülmeyen ve o kadar depresif bir adam ki. Yani ben buna, ah, ben bunu yapamam, katlanamam Negatif enerji buna. dağıtıyor. Negatif böyle kendisini böyle zavallı gören, zavallılaşmış bir adam. Kadın neyse erkek bir bambaşka. Erkeği hiç kabul edemem. Gündür demek ki verim düşürüyor yani. Verim iş gücünü düşürüyor. Benimkini düşürüyor yani. Benimkini düşürüyor. Öbür kardeşlerini bilemem. Öbür iş arkadaşlarını bilemem. Çünkü herkes kendi çıkarına bakıyor. Sevgili Deniz. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Kim bu adam? Bu adam işe de yarıyor yani. Başkalarının işine yarıyor. Benim işime Ya yaramıyor. işte diyorlar bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı. Benim işime yaramıyor. Yani ya işte de problem olunca insan yani şey oluyor be, kafası da dolu oluyor yani. İşe adapte olamıyorsun. Sıkıntı verdi biraz da. Şimdi şeye karar verdim. Ama siktir et AMK. Ben işimi yapıyorum. Benim birinci kat ve oradaki insanlarla çok iyi anlaşıyorum. Onlar benim halimi, hatırımı soruyorlar. Bu adamla ara sıra gelip geçiyor katımda. Başka. Geçsin yürüsün, bana ne, siktir et. Aynen. Bir şey söylerse ben de bir şey söylerim yani. Öyle öyle artık. Aynen. Gerekmedikçe konuşmazsın olur biter ya. Aynen öyle. Gitmiyorum, görüşmüyorum. Gerekirse hiç konuşmuyorum yani. Ne konuşacağım?
Ne konuşabilirim ki? Sibel Sultan, sen ne yapıyorsun? Sesin çıkmıyor. Abla ben dinliyorum. Gerektiği yerde giriyorum. Evet, evet. Daha köyüne bir kere Günür ablan Amsterdam'da yaşamıyor ki. Hilbrum'da. Ne oldu Sibel? Yok, Amsterdam değil bir tane. Ben evet, Hilbrum'da yaşıyorum. Şimdi sevgili Deniz. Efendim. Deniz Hanım canım, bu sevgi vefat eden kardeşimiz ne oldu? Sen onu hastanede falan da ziyaret etmiştin. Biricik miydi? Biricik. He, Biricik ne oldu ya? Biricik ne oldu? Ben hiçbir şey anlayamadım. Ne oldu bu insan? Vallahi ben de bilmiyorum. İşte hastanede en son gördüğüm, ondan sonra bir baktım. Akşam video paylaşmış, cenaze, işte apar topar öp, gömüldü gitti yani. Allah rahmet eylesin, ben de bir şey anlamadım. Değil mi? Sen anlamadın. Evet, evet. Yani öyle görünürde pek bir şey yoktu. Evet. Ama benim bildiğim bir hastalığı yoktu en azından. Bilemiyorum işte. Peki abla, yani Günür Hanım'ın demek istediği şu. Sen en son ziyaretine refikatçi olarak da gittin de. Evet, evet. Çok kilo almıştı. Çünkü cenazede tabut çok kilo. Hayır ya, yok. Benim gittiğimde hayır, kilolu falan değildi ya. O kadar yani, o tabutun dışında cenaze şeyini ben de gördüm videosunu. O cenazedeki, yani cenaze videosunun neredeyse 200 kiloluk bir insanın şeyi gibi, bedeni gibiydi. Yok canım. Benim gördüğüm en fazla 70 falan o kilolarda bir insandı yani. Efendim hoş geldiniz. Ama o evet, ayrı bir şeydi o, yani karın şişmesi falan vardı. Bak, günler için Rus sürdüm. Asibel, sen de benim için Rus sürmüş. Bir dakika. Ama Biricik ne oldu? Birden Biricik kayboldu gitti. Ben anlayamadım yani. Deniz Hanımcığım, sen de tam anlayamadın. Ne oldu bu insana? Vallahi ben işte bir kere hastane, bir kere evinde ziyaret ettim. Bir de hastanede ziyaret ettim. Ondan sonra herhalde o bakım evine gitti. Tam bilmiyorum neresi olduğunu. Bakım eviydi. Oradan sonrası bana kayıp, bilmiyorum yani, bilgi olarak kayıp. Ben... Oradan sonra bir duyduk ki Biricik ölmüş. Biricik gitmiş yani, olay bu. Dünür, orada bir tane gacıyla madileşmiş. Ondan sonra mezarı da karışmıştı. Mezarı da karışmıştı Sibel, bir dakika. Sen söylemiştin, anlattın bana. Biricik'in mezarı da karışmıştı. Ha? Evet, ondan sonra açıklama gelmedi. Açıklama gelmedi. Biricik yanlış insanı mı gömmüşlerdi? Bir şeyler anlatmıştın bana. Yani. Orada bir karışıklık var. Bunu da söyleyeyim burada arkadaşlar. Biricik'in ölümünde bir karışıklık var yani. Var. Ben bilmiyorum. Ama yani. Dedektif tutup araştırmak lazım. O da bende yok. Ama sevgili Biricik Sultan acayip bir şekilde öldü gitti bu insan. Allah rahmet eylesin. Benim duyduğum, bakın, yurdunda bir tane gacıyla madileşiyor. Gacı bunu itekliyor, bu sandalyeden düşüyor. Ondan sonra masayı geçiriyor, bunu hastaneye kaldırıyorlar. Ondan sonra da zaten gerçi Cansel açıklama yaptı ama hangi videoda bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Bu Lubunyalara da hiç güvenim yok yani. Yok artık. Bu Lubunyalara da hiçbir güvenim yok. Ana adam, Allah rahmet eylesin. Sevgili Biricik Sultan, Allah rahmet eylesin. Kimsen yoksa kısmetin de yok, şansın da yok. Arayanın yoksa bir sıfır mağlupsun. Aynen. Öyle. Kimsen yoksa öyle. Valla ona diyorum da, bana bir şey olsa burada benim de kimsem yok.
Kimse beni ancak belki iş yerine gitmezsem beni arayıp soracaklar. Başka yok yani. Burada ölsem kokum çıkar ancak öyle götürürler. Elhamdülillah. Kader ya da hayat. Ya günlüğüm. Şöyle söyleyeyim. Şimdi misal veriyorum. Cebinizde bir paranız olsa, bir variyetiniz olsa, o sabah akşam aranırsınız. Sabah akşam aranırsınız. Yeah. Yani cebinizde paranız yoksa fuzuli insansınız, aranmazsınız. Bu kadar basit. Bu kadar öyle. Maalesef. Ama ben Judith Hanım bu olayı atsa olay çözülür. Kim el atsa? Judith Hanım Almanya'da. El atsa bu olay çözülür. Vallahi bilmiyorum Sibel. Ben Judith Hanım'ı tanımıyorum. Öyle bir şey de söylemem. Ama bir tuhaflık olduğu yani çok tuhaf oldu biricinin ölümü. Ben de hala bir soru işareti bırakan bir ölüm şekli yani demek istediğim bu. Ya. Yeah. Düşmeye gör, düşmeye gör. Param da yoksa böyle olur. Ne yapalım bakalım. Biz nasıl şey yapacağız? Hayırlısı olsun. Maalesef. Bak, Deniz abla mesela onun refakatçisi olarak baktı ona. Ben de onun gönüllü olarak bakıcılığını üstlendim. Cezaevinde biliyorsun. Biliyorum ya. Anlat. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım? Ne diyelim? O. O şekilde öldü gitti. Bir Biricik Sultanımız vardı. Ben seviyordum evet. Biricik Sultan'ı. Evet Gündoğur evet. Bir de ben sevdim yani. Öyle ben de yani kötü bir konuşmasına falan rahmetliğin hiç şey yapmadı. Ya. Denk gelmedim. Gelmedi. Biraz şeymiş bazen işte değil çok otoriter dominantlık yapmış da ben görmedim. Ben görmedim evi, yani. Evliyatını biz bilmiyoruz ki evliyatını. Biz bilmiyoruz hayatını. Yaşam evet. Şartlarını. Emrivakiymiş. Biraz otoriter emrivakiymiş. Ben onları yaşamadım. Ben sendeyken Sibel, sendeyken o zaman da konuşmuştuk Biricik Sultan'la. İlk geldiğimde evet. Sana. Aramasın, hep nelerdi bir. Evet, şimdi hatırladım ya. Neyse, ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Bakın bizim ölümümüz nasıl olacak? Bilmiyorum. Vallahi ben de burada yalnızım. Ailemle görüşmüyorum. Beni arada, ayda yılda bir arayan oluyor. Bilmiyorum nasıl olacak bakalım. Nasıl öleceğimiz belli değil. Aile önemli ama ya. Aile önemli. Arkadaşlar önemli. Evet önemli de aile sana sahip çıkmıyorsa ne yapacaksın o zaman? Ya şimdi yapılacak iki şey var. Ya birbirinizi kalbini kırmadan birbirinizden uzaklaşacaksınız ya birbirinize katlanacaksınız. İki şıktan biri. Ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyeceksiniz. Uzaktan izleyeceksiniz. Ben... Tamam. Okey. Ama diyelim ki bir birey elinden geleni yapıyor. Sürekli irtibata geçmeye çalışıyor. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama karşıdaki bireyler bunu yapmıyorlar. Hala görmemezlikten geliyorlar. Ya da aşağılamayı tercih ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yani bir de bir tek mesela atıyorum şimdi diyelim ki ben senin ailenim. Hep senin söylediğin doğru. Hep senin söylediğini yapmak zorundayız. Yani keskin bir karşıya metozori yapmak da olmaz. Neden anlaşamıyorsunuz? Önemli olan oradan sorunu çözmeye çalışmalısınız. Tabii ama bu, sorun çözülmeye çalışılmalıysa çift taraflı olan bir şeydir. Tabii ki.
karşı taraf böyle bir şey istemiyorsa o zaman olay biter. Değil mi efendim? Yani. Bir sorun varsa ortaya konur. Sorunun iki taraftan da cevabı alınır. Yani benim fikrim bu, senin fikrin bu. Ortada anlaşıyorsanız devam eder. Anlaşmıyorsunuz. Yani bana alakalı diyeceksiniz. Kalp kırmayacaksınız. Gene de yani akraba, arkadaş bir yerde gene yollarınız kesişiyor yani bir şekilde. Ama bu çift taraflı olması lazım. Herhalde, çift taraflı. Herhalde. Tek taraflı olursa bu iş olmuyor. Birisi gelmiş mezarlığa. Biricin mi? Tabii gene de kardeş ya. Gene de kardeş diyorum ya. Et tırnaktan ayrılmıyor ya. Vallahi ben istemiyorum. Benim kardeşlerim benim mezarıma gelmesin. Benim mezarıma gelmesinler. Ben öldükten sonra benim mezarıma gelmiş neyleyim güzel kardeşim. Ben hayattayken bana gelip sahip çıkmamış o kadar şey yap. Öldükten sonra benim mezarıma gelmiş aman Osman. Hiç de beni ilgilendim. Lütfen gelmesinler. Benim mezarıma gelmesin benim kardeşim. Buyur. Ahır vardı, gece kondu vardı, bahçe vardı. Evet, biricim birazcık mal varlığı vardı. Onun için gelmişlerdir. Onun için gelmiştir. Hiç inanmıyorum sevdiğinden geldiğine. Ben de onu biliyorum. Biricim bir ahırı vardı, bir şeyleri vardı. Onun için geliyorlar. Yoksa hayattayken gelmeyen kardeş, öldükten sonra gelse ne olur ya? Gelse ne olur? Ne paylaşılamıyor Günlük kardeşim ya? Ne paylaşılamıyor? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ben de bilmiyorum yani. Hayatım. Ben de bilmiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Yaptım. Beni daha aldattı. Benim bacım daha birkaç hafta önce aldattı ya. Ben yani anlamıyorum niye? Lezbiyenliğimden dolayı mı? Bilmiyorum neyimden dolayı ben de bilmiyorum. Hiç görüşmek de istemiyorum yani artık. Ölüme de gelmesin Allah rızası için. Ölüme ne gelecekler? Ölüme de gelmesinler. Zaten mal varlığım yok. Hiçbir bokum yok. Ölüme de gelmezler. Malım olsa belki gelirler. Bilmiyorum hayatım. Birçok LGBT bireyleri bunu yaşıyordur, yaşıyorlardır diye düşünüyorum ben. Bak, Okşan'la Cansel gömsün kaybediyorlar, kimse bulamaz zaten. Bilmiyorum valla. Düşmez kalkmaz bir Allah ya. Ne? Öyle, orası da öyle. Yani ne bileyim ben hani ya ana insan ana evlatlarını şey yapıyor da bazen hani affedebiliyor da kardeşler birbirini neden neyi paylaşamıyorlar niye affetmiyorlar ya da neden konuşmuyorlar iki günlük dünyada ya iki gün sonra ölecek gidecek. Tekini yapıyorlar daha mezardayken daha mektune gömülmeden orada. Miras kavgasına, tartışmasına giriyorlar. Sen ne diyorsun? Onu diyorum ben de. Yani iki günlük dünya malına bu kadar tebaa etmek. Sanki onlar ölmeyecek. Ama bu Türkiye'de çok var Deniz Hanım. Bak ben bizlere Almancı diyorlar. Ben geçen yine bir komşuyla görüştüm. Aynen benim yaşadığım Türkiye'deki ailemle onun yaşadığı aynı. Türkiye'deki ailelerimiz bilmiyorum ne oldu. O kadar aşırı şekilde para düşkünü, o kadar aşırı şekilde şey ve o kadar nankörlük yapıyorlar. Biz gurbetçiler yıllar boyu verdik Türkiye'deki ailemize ve şu anda bizi reddediyorlar ve diyorlar ki ne verdiniz? O kadının, konuştuğum kadının kardeşi diyormuş ki kan çıkar. Neymiş kadın? Hakkını istiyor.
Kadın yıllar boyu kardeşine vermiş, Avrupa'dan beslemiş, etmiş. Ve bu bir, iki, üç değil yani. Bütün gurbetçiler, bizler bunu yaşıyoruz. Türkiye'deki ailelerimiz aşırı yani şekilde nankör davranıyorlar. Ve de yani bu nedir? Biz sanki hiçbir şey vermemişmiş gibi, hiçbir şekilde destek olmamışız gibi bize reddediyorlar Türkiye'deki ailemiz. Bu çok acı bir şey yani. Ben kendi ailemde görüyorum bunu. Diyorum ki tamam belki Gündür sen uyduruyorsun, sen şey yapıyorsun ama burada o kadar gurbetçiyle görüşüyorum. Hepsi de aynı hikayeyle geliyorlar bana. Ya şimdi siz yurt dışındasınız. Hayatınız buradakilere göre daha konforlu. Siz orada para... Öyle düşünülüyor. Hiç de değil. Hiç de değil. Öyle düşünülüyor. Türkiye'dekiler çok daha konforlu. Tatillerine gidiyor. En güzel yiyeceklerini de yiyor. En güzel yerleri de geziyor. Biz öyle değiliz. Biz burada işimize gidiyoruz sabah akşam. Yediğimiz peynirli ekmek, elimizde bir elma, bu kadar. Ne döner, ne kebap, ne şey. Yok öyle bir şey bizim burada. Türkiye'dekiler çok daha o şekilde güzel yaşıyorlar, şey yapıyorlar. Yani diyorum, siz orada yani daha müreffeh yaşıyorsunuz. Ama buradakiler, sanki oradakiler anne baba çocukları başka yerden şey yapılmış, kardeşler gelmiş gibi. Senin de anne, senin de baban, sen Türkiye'de yaşıyorsun. Öteki kardeşin Avrupa'da yaşıyor. Hepiniz ölüm hak, miras helal. Bir en ufak bir şey istemeye kalktığınız zaman sizden kötüsü yok. Miras istemeye kalktığınız zaman sizden kötüsü yok. Olmaz. Ölüm hak, miras helal kardeşim. Evet. Bu kadar basit. Ya mirassa değil hanımefendi. Mirassa değil. Bizler şu anda suçlanıyoruz. Yani biz onca yıl ben elimden gelen her şeyi yapmışım Türkiye'deki yeğenlerim için. Her bir şeyimi, maaşımı, maaşımdan biriktirip onlara yatırmışım, etmişim. Ve bana şu an diyor ki sen ne verdin bize diyor. 50 sene içerisinde siz bize ne verdiniz diyor. Böyle bir şey olamaz. Ve biz burada Türkiye'dekilerden asla daha iyi yaşamadık. Yaşayamam. Nasıl yaşayacağım? Benim işim belli, gücüm belli. Yediğim belli, içtiğim belli. Türkiye'nin mekanı güzel. Domatesi güzel, salatalığı güzel. Gittiğin mekanlar güzel. Oradaki kebaplar güzel. Burada yok öyle bir şey. Benim yok öyle bir şeyim. Doğru. Ya o kadar sıkıcı bir hayat yaşıyoruz ki burada biz. Türkiye'deki yeğenlerim bak, benim babamın evinde, bizim evimizde 8 sene yaşadı. Biriktirdi parayı, şimdi kendini en güzel yerlerden bilmem neler aldı. Ama gelmiş bana, hala sen bize ne verdin diyor. Ya? Bunu yaşıyoruz yani. Yurt dışındakiler, doğru. Bizler eskiden böyle değildik. Bizi bekliyorlardı. Otobüslerle, minibüslerle gidiyorduk. Ailemize götürüyorduk. Valiz valiz eşyalar, hediyeler götürüyorduk eskiden. Ne kadar güzeldi. Şimdi onlar bizden çok ama çok daha iyi yaşıyorlar. Doğru, siz sabah çıkıyorsunuz, akşam evinize geliyorsunuz. Bizimkiler sabah çıkıyor, akşam geliyor evde, ona eğlenceye de gidiyor. Hafta sonu dinlenme diye bir şeyleri de yok. Hep vur çatlasın, vur patlasın, çat çat oynasın. Burada daha doğru yani, siz sabah 4'te işe gidiyorsunuz. Bizimkiler burada nerede 4'te işe gidecek? Evet. Mümkün değil. Mümkün değil. Ya gider 9'da açıyor dükkanını, 9'da açıyor, böyle bir şey olabilir mi ya? Dükkan 9'da açılır mı ya? Ben öyle görüyorum Türkiye'de. Evet. 9'da açıyor dükkanını. Keyfik eder. Yani ya bu çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Bize ne ver, 50 yıl boyunca bize ne verdin
verdiniz diyen bir yeğen var. Benim kardeşlerim, ablam, babam, annem o kadar verdik Türkiye oradaki aileye, kalkmış bunu söylüyor. Ve başka burada konuştuğum işte Avrupa'da yaşayan Türk aileleri aynı şekilde yani. Ne oldu bilmiyorum ben. Ne oldu? Çok çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Eskiden böyle bizim gözlerim, bizim yollarımızı bekliyorlardı bizim ailemiz. Eskiden öyleydi çocuklar küçükken. Yollarımızı bekliyordu. Gurbetten gelecekler de bize en güzel hediyeleri getirecekler. Çikolataları getirecekler. Yok bu kayıt. No, it's finished. Evet, Sibel Hanım. Öyle yani. Yani durum gerçekten vahim. Şimdi orada bu orada bana dokunan ne oldu konuşmalarından? Hani kebap, ondan sonra işte meyve, hani dedin ya, orada şey oldum yani gerçekten. Öyle. Biz ne yiyoruz ki? Ne yiyebiliriz burada? Doğru. Ne kebabı, öyle şeysi. Doğru, doğru. Deniz ablanın dediği, siz orada 4'te gidiyorsunuz, sen de dedin ki evet Türkiye'de de saat 9'da açılıyor dükkanlar. Ya Sibel, bir de şöyle bir şey var. Mesela ben de gittim Hollanda'ya kaç sefer. Biz evet, mesela pazara çıkıyoruz, 3 kilo, 4 kilo domates alıyoruz. Misal veriyorum. Ya da salatalık alıyoruz, her neyse. Ama Hollanda'da mesela bir tane, iki tane böyle alıyorlar. Ben hatta şaşırdıydım. Demek ki geçim orada da zor yani. Oranın parasına göre orada da zor. Almanya desen öyle. Yani gene biz Türkiye'de Allah'a şükür gidip her şeyi istediğimiz zaman alabiliyoruz. Ama orada yaşam o kadar da kolay, basit değil maalesef. Çalışırsan para var. Çalışmazsan yüzüne bile bakmazlar. Ölürsün, kokarsın. Yani öyle. Anne demiş. Öyle. Kardeşim Dortmund'da. Dortmund neresi? Almanya canım. Dortmund Almanya. Nerede 500 euro gönderdim Türkiye'den. Düşün. Ya. Çalışıyoruz yani. Hayır. Havadan almıyoruz paraları. Günler. Günler benim efendim? Kardeşim Dortmund'da yaşıyor. Geçenlerde 500 euro gönderdim. Yani durumu yok. Mihriban Türkiye'den göndermiş. Öyle diyor. Öyle yani. Tam tersi olmuş. Ya. Ya çalışırlarsa parası var bu insanların. Orada hayat geçinmek kolay değil ki. Kira var, faturalar var. Bir sürü şeyler var yani. Fatura her şey. Beni üzen Deniz Hanım, beni üzen, bizler gurbetçi olarak yıllar boyu Türkiye'deki akrabalarımıza elimizden geleni verdik, yaptık, getirdik. Ama şu anda Türkiye'deki akrabalar müthiş nankörlük içerisinde olup bizleri şahsızlıydı. En güzel nokta bu. Nerede? Ha? Ne dedin Sibel? Günler benim konuğum olmasaydı butmadilik yapardı Arora, bana sabete yapardı. Ay sabete yapmadı. Arora. Hayır. Demiyorum. Eskiden diyorum. Eskiden de. Hani çalışıyorlardı. Gülnur Hanım anlattı ya hani, Türkiye'ye parayı öneriyorlardı bir şekilde. Ailelerine yardım ediyorlardı. Şimdi her yerde geçim zorlaştığı için gönderilmiyor. Yani gönderemiyorlar daha doğrusu. Belki ondan. Belki ondan bizim pabuçta mı atıldı? Doğrudur. Gönderirsen iyi. Bu kardeş de olur, abla da olur, ne bileyim anne de olur, akraba da olur. Yani paranın adı farklı ya. Ne bileyim bilmiyorum. Ya aman. Aman. Ama üzücü yani. Üzücü. Üzücü. Ben insanı soğutuyor bir şekilde. Keşke böyle olmasaydı. En çok sevdiğimiz, en çok sevdiğimiz yeğenimiz, en çok sevdiğimiz yengemiz, en şeyi çıktı. Ama ne yapalım? Hayat bir şekilde bir şekil alıyor.
bir şeyler oluyor, öyle oluyor. Ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Aslında. Yapacak bir şey yok. Ay, Deniz abladan acaba güzel bir eser gelir mi ki ya? O güzel. Olabilir. Olabilir mi acaba? Deniz ablanın sesi çok güzel. Yes. Benden gelemez, yukarıdan aşağıdan nasıl beni kovarlar, kapıya bırakırlar sonra. Aa, ama şey de var değil mi? Komşu, evet. Komşulardan şey olsa. Evet, yani. Evet, duvarlar sıfır, duvarlar sanki karton pier. Duvarlar da çok adi. Her bir şey duyuluyor. İşediğin duyuluyor, konuştuğun duyuluyor, bilmem ne yaptığın duyuluyor. Yani evet. Saate bayağı bir ilerledi yani. Onun için kusura bakmayın. Yok yok, kusura bakacak şeyimiz yok. Çünkü başkalarıyla yaşamak zorundayız. Problem almaya hiç gerek yok. Yayın yasağı mı almış? Boncuğun şey diyor Sibel. Seda gördüm. Alamıyorum. Ne aldım? Ay ay, genetik. Evet. Nurdun kız, sen de yayın yasağı aldın. Evet Seda. Ben aşağıya iniyorum, aşağıdan şey yaparım, sohbete katılırım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Okey. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Bakın bir daha deneyin. Sen de öyle yapma işte. Gitme ya. Dur. Ha, küfür etmiş. Niye küfür ettin kız? Tekrar deneyeceğim şimdi. Belki bak şey bitecek, bir dahakine olabilir Seda. Neye bitiyor? Süre birazdan bitecek. Tekrar açarım. Bakalım Seda'yı alabileceğiz mi? Ha, öyle mi? Ha, bu akşam beraber mi? Bu akşam beraber mi yayın yapıyoruz be? Aslında böyle güzel ya. Fena değil, güzel yani. Yine karanlık ama dönüyor. Dönüyor. Ben de dönüyorum. Ben de dönüyorum Nalan. Dönüyorum. Dünya dönüyor diyorlar ama döne 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 amanın da döne lay 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 lay. Bak Gülnur, sen Emir'in bana gönderdiği hamburger var ya, ona gelen Fanta. Ama içine pet koymamışlar. Allah'tan bende vardı pet. Belki Fanta mı? Onda Fanta ne gezer kızım? O milkshake değil mi o? Milkshake. Fanta ne arıyor? Fanta işte. Hamburgerin yanında geldi. Milkshake değil mi o? Milkshake. Kız yok, bu içinde Fanta var. Fanta mı var? Fanta Sibel, var. Öyle olmaz Sibel. O milkshake. Milkshake'in içinde Fanta olmaz diye biliyorum ben. Milkshake. Ha, Fanta fazlındadır belki. Vallahi bilmiyorum. Ben zaten hamburgeri ilk defa yedim, o da Emir sayesinde. Nasıl olduğunu da bilmiyordum. Allah. Bize hamburger yaramaz. Bize döner yarar. Döner. Köfte döner. Bize bunlar yarar. Hamburger çocuğu değil. Biz hamburger çocuğu değiliz. Çocuğu. Yunur Bey baksana şu mafya oğlunun yazdığına. Magnat. Ne? Ne? Yani bu Fanta değil mi bu? O Fanta olamaz aslında. Bilmiyorum. Milkshake. Milkshake'in içinde neler var ben bilmiyorum. Ben hayatımda çok fazla milkshake içmedim. Takılmıyorum hamburger şeylere. Takılmadığım için bilmiyorum. Yedim be. Ha. Yiyeceğine donar iyi Fanta. Ha, McDonald's. McDonald's'tan mı gelmiş? Aman. McDonald's'tan bir şey yeme kız. Yeah. McDonald's'tan bir şey
Yeme. Çocuk eti görüntüleri. kullanıyorlar orada. Çocuk eti kullanıyorlar McDonald's'ta. Ne yiyeceğim? McDonald's'tan bir şey yeme. Yok be. Bu şeyden geliyor herhalde. Getir götür de. Getir götür kimden alıyor? Getir götür araç. Emir Getir, bilmiyor. hangi şirketten alıyor? Getir götür bir araç hanımefendi. Getir götür bir şirket değil. Getir götür getirip götürülen bir şirket. Tamam. O yemeği yapan şirket değil ki. Ne? Sevgili Gülnur var McDonald's'ta. Bardakta logosu var. McDonald's'tan getirilmiş. McDonald's'tan yeme bir şey. Yemesi versin McDonald's'tan bir şey. Ne iç nereye. McDonald's'ta açık ve net bir şekilde çocuk eti bulunduğu açık ve net gösterilmiştir efendim. Ne yapacaksın sen o şirkette? Sevgili arkadaşım, bir şey gönderirsen lütfen McDonald's'tan göndermeyiniz. Başka şirketten gönderiniz. Lütfen McDonald's'a gitmeyiniz. McDonald's şimdi ne yaptı biliyor musun? McDonald's efendim işte fiyatlar yükseldiği için falan çekirge yapan, çekirgeyi falan kavuran eden şirketle işbirliği halinde. Yani burgerin var ya burgerin çekirgeden olabilir. Etten falan değil. Çekirgeden. Evet. Bunu bulabilirsiniz. Bunu Gülnur, bulabilirsiniz. mesela diyelim ki ne? Kıyma aldım. Kıymayı böyle yuvarlak şekilde Nereden aldın kıymayı? Nereden? ben aldım. Organik Kimden? Kimden aldın? almadım. Mesela kıyma alacağım. Onun Sen kimden alacaksın? yuvarlak Hayır, kimden alacaksın? Kim kıymayı kimden alıyorsun? kasaptan kasap amcadan. Bizim kasap amca. Tamam, Evet. okey. Tamam. Ondan sonra da bu büyük marketlerde pasta gibi böyle iki katlı şey var ya, tost yapıyoruz. Da ne yaparım? Ketçap mayonez koyarım. Al sana hamburger. Evet. Doğal, organik. Evet. Yaparım. Tabii ki yaparsın. O tost makinesi de ona çok uygun. Şurada ben demek istediğim yani sevgili arkadaşımız güzel kalbiyle sana hamburger göndermiş. Amma zira ve lakin McDonald's, Burger King, bilmem ne bunların hepsi belli Evet. kardeşim. İşte olmazsa dünyadan haberimiz olmayacak. Ya, ben bunu uydurmuyorum arkadaşım. Çocuk eti bulundu, et buldu, insan eti bulundu McDonald's'un şeyinde. Evet. Yani ve McDonald's şu anda çekirge üreten, solucan üreten şirketle işbirliği haline girdi. Bunu bulabilirsiniz yani. Evet. Yani sizin burgeriniz solucan, çekirge, bilmem zat bunlar haberim yok. Salıverdim, çekirgeyi salıverdim. Yazık, Aa yazık, 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 çekirge, bak. Vay be. çekirge, O çekirge, fiyatlar sponsoru McDonald's. çekirge, Tabii ki McDonald's. çekirge, Ceysi. Ceysi sen de şeysin. yani Yani. Efendim. Emre dedik ki yapmayalım da biz zaten 2 gün küs kaldık. Bari düzelsin. İlk defa çocuk beceremiyordu bu şeyi, göndermeyi. Burada izleyiciler tarif etti. Ne? Ne ismi? Ya göndermeyi beceremiyordu. Kim? Emir. Burada Ha. Yok, izleyiciler yardımcı başka oldu. köfte ya bir güzel köfte falan ısmarlasın. McDonald's'tan baş bahsedelim. İnsanların zihnine girdi. Köfte müfte yapsın. Bir şey ısmarlasın. McDonald's. McDonald's'tan uzak durun efendim. Dünyadaki en iğrenç şeylerden bir tanesi, şirketlerden bir Efendim, tanesi McDonald's'tır. süre bitiyor, tekrar geliyoruz. İnşallah Seda'yı da alacağız. Hadi bakalım öyle mi? Çok da hoşsun. Çok da hoşsun kız.